İsminizi öğrenebilir miyim? Şükra. Şükran Hanım nerelisiniz? Karadeniz Çayırı'nda. Nerede ikamet ediyorsunuz? İkamet Ümraniye. Ama Kadıköy'de çalışıyorsunuz herhalde. Evet, Kadıköy'de çalışıyorum. Peki Kadıköy Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? İmamoğlu. Kadıköy Belediyesi'ni memnun kaldınız ya da hoşunuza gitmenin hizmetleri var mı? Memnun kalmıyorum. Nereden memnun değilsiniz? Mesela eski binalar var. O yeni binalar yapılması lazım. Ondan sonra yollar çok kirli. Yani hep çöp atılıyor. Ondan sonra başka ne diyeyim? Yani bayağı yani bu Kadıköy bayağı düzelmesi lazım. Peki, Kadıköy Belediyesi'ne örnek gösterebileceğiniz başka bir belediye var mı? Başka belediye şu an yani düşünmüyorum. Hiç de hatırlamıyorum şu an yani bir şey yapamıyorum. Ama yani Kadıköy Belediyesi yani Kadıköy'ü yani biraz düzenlemesi lazım. Bayağı. Yani. Peki daha önce hiçbir dileğiniz ya da şikayetiniz için belediyeye başvurdunuz mu? Bir kere başvurmuştum. O da yani ben burada çalışıyorum ya. Mesela çöp. Mesela çöp poşeti. Bir iki tane veriyor. Bana mesela 5 tane 6 tane çöp poşeti lazım burada. Ama çok az veriyorlar. Ondan sonra yani memnun değilim pek fazla. Geri dönüş sağladılar mı yani siz başvurduktan sonra? Tabii ki sağladılar. Hemen getirdiler yani. Ama çalışanlar biraz o kadar yapmıyorlar. Ben o yüzden yani memnun değilim. Ben Kadıköy'den. Peki, Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Kendisinden beklentileriniz var mı? Kendisinden beklentilerim ne biliyor musun? Şu Kadıköy'ü biraz düzenlemeleri lazım. Yani evler biraz yenilemeleri lazım. Ondan sonra çok eski binaları yani tarihi binaları biraz artık yani yeni olsun istiyoruz. Yani hep yani binalar çok tozlu. Ya ondan sonra bayağı hep toz. Hep toz. Başka bir şey yok yani burada. Hep eski. Artık yani biraz yeni düzenlesinler yani burayı. Biraz olsun. Mesela ben Ümraniye'de oturuyorum. Ümraniye bayağı gelişmiş. Yani diyorlar Ümraniye'de kimse oturmuyor. Ümraniye'de mesela bütün her şey gelişmiş. Yeni binalar, her şey var. Orayı da yani başkası yani yönetiyor. Burayı da yani bir başkası yönetiyorsa yani burayı yani biraz yani düzenlemesi lazım. Bir bakması lazım. Ortama baksınlar, insanlara baksınlar, çevreye baksınlar. Yani olduğu gibi duruyor yani. Tam ya tarih bir deprem olduğu zaman bütün binalar yıkılır yani. Onu ben demek istiyorum. Peki son olarak Belediye TV aracılığıyla Kadıköy Belediye Başkanı'na iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Ya tanımıyorum ama ne diyeyim yani inşallah görevini çok iyi başarır, yapar. Ben tek isteğim o. Peki çok teşekkür ederim görüşeniz için. Sağ olun. Teşekkürler.